Evet, Beyaz Transfer tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Sıcak gelişmeler var. Galatasaray'da Podolski transferi zaten gerçekleşti. Kampa katıldı ama Galatasaray bir golcü daha almak istiyor. Bu sıcak gelişmeyi verelim sizlere. Mario Gomez'le büyük ölçüde anlaşıldı ama kiralık olarak Galatasaray Mario Gomez'i renklerine bağlamak üzere. Alman golcü İtalya'da biliyorsunuz Fiorentina'da forma giyiyor. Galatasaray'a bir Alman golcü daha geliyor. Biz reklam arasında kendi aramızda konuşuyorduk. Podolski mi, Van Persie mi? Hangisi daha büyük bir yıldız? İkisi de Arsenal'de oynamış, ikisi de Premier Lig'de oynamış. Ben önce Rasim'e sormak istiyorum bu polemikte. Hangisi daha büyük yıldız şimdi, Rasim? Şimdi potansiyeline baktığın zaman Podolski daha büyük yıldızdır. Benim manada. Ama derseniz ki geçmişini kıyasla şuna benziyor bu. Mesela Sergen Yalçın mı daha büyük oyuncudur? Emre Belezoğlu mu? Kariyerine bakarsan Emre'dir. Emre, ama yeteneğine bakarsan, aynı yaşta koysan Sergen çok daha yeteneklidir. Yani potansiyelini kullanamamıştır, heba etmiştir. Haltult. Şimdi burada baktığın zaman yine aynı ki tabii aynı derece değil Emre ile Sergen Durum, ama Podolski de çok kaliteli oyuncu. Van Persie de büyük yıldız. Ama şunu söylemek gerekir ki ben bu sezon Podolski'nin daha yıldızlaşacağına, daha başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü Podolski burada patlama yapmaya geldi. Bak çok önemli bir şey bu. Patlama yapmaya geldi. Yani doymuş ya. Mesela Eto İnşallah Antalya'da başarılı olsun, ama Eto ya yetebilir. Böyle yani Sergen'in şeye gitmiş olabilir. Gitti ya bir kulübe. Etimesgut Spor muydu? Neydi? Sergen, Konya Etimesgut Şeker Spor. O gibi şeker olabilir diye korkuyorum, ama Antalyalılara, Antalya'da o başkanla başkanla ortamına güveniyorum. Eto'yu da canlandırırlar. Ama Podolski patlama yapmak zorunda, yoksa bitti futbol hayatı. Bu arada bir gol attı geçen sezonun ikinci yarısında. Evet, doğru. Inter'de. Doğru, ama Ahmet Çakar'a sormak istiyorum ben. Sizce hocam Van Persie mi, Podolski mi? Ya da soru Nani mi, Podolski mi? Soru. Hangisi daha büyük yıldız? Hangisi daha büyük katkı verebilir? Bak şimdi sorular çok farklı. Çok bir farklı. Soruyu şöyle soracaksın. Kariyerine bakarsan. Hangisinin kariyeri daha yüksektir, ayrı bir sorudur. Oradan başlayalım. Hangisi bu sene kendi takımına daha büyük katkı verir, bu ayrı bir sorudur. Bizi ilgilendiriyor, onu sorayım hocam. Hangisi verdiğim para, yaşı, maşı, genel analiz sonucunda yararlı onlar. İşte birbirine ayrı soru. Baktığım vakit kariyer olarak en yüksek Van Persie'dir. Çünkü dünya şampiyonluğu. Dünya kupası finali görmüş. Tabii. Fakat hangisi daha yararlı olacak dersen, eğer verilen rakamlara baktığım vakit Van Persie'nin Podolski'den 5 defa filan daha Fenerbahçe'ye yararlı olması lazım gelirken. Bu konuda emin değilim. Ben Podolski transferinin Galatasaray için çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum ayrıca. Galatasaray başkanını hiç tanımam. Hayatımda tanımadım. Ama Galatasaray'ın transfer politikası Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak adına çok sağlıklı. Niye? Her sene gülüyorsunuz da siz. Ya hocam bu ekonomi İbrahimovic alacağım diye çıkmıştı. Allah Allah. Bak, İbrahimovic alacağım diye çıkmıştı. 5. gün, 4. gün alıyordu. 3. gün, 2. gün dedi ki Omar Niyas'ı alacağız. Kusura bir bakmayın. Yöneticiyi çok ben böyle eleştirmem. Ben bir yöneticiyi böyle eleştirmem. Ben bir yöneticiyi takımın geleceğine, geleceği sadece sportif anlamda düşünmeyin, ekonomik anlamda, sonra ekmeğe muhtaç olursunuz. Bak ekonomik. Olar. Ya bakın açık konuş. Ama o da önemli canım, haklı ama. Açık konuşayım. Beşiktaş niye bu şimdi bütün bu suç Fikret Orman'ın Fikret Orman enkaz devraldı. Kulübü boşalttı. Enkaz devraldı. Dursun Özbek enkaz devraldı ki dün televizyonda izledim. Her sene 40 milyon dolar faiz ödüyoruz diyor. Bunun adı takımlarımız yavaş yavaş şu andaki Yunanistan durumunda doğru ilerliyor. Bana göre Galatasaray. Bir tane yıldızcı kaldı. Tam da yıldızcı diyemem, Podolski. Çok yüksek maliyet yok. Yüksek. 2,5 mı? Yıldız şampiyonu futbolcu. Ya hocam, lafım yok. Bilmek istediğimi anladınız. Yıldız da potansiyeli yani. Şey para düşün. Olarak baktığım vakit yıldız parasına gelmedi. Alman takımının en çok tamam, formasına gidiyor. O anlamda söylemiyorum. Podolski'yi aldığın paraya bakacaksın. Tabii. Kariyere bakacaksın. İhtiyaç bölgene bakacaksın. Ben şimdi Fenerbahçe için. Fernandinho aldı, doğru mu? Evet hocam. Van Persie'yi de aldı mı? Evet. Bir de o mevkiye yakın. Sol var mı? Var. Var. Yani solda da oynayabilir. Peki. Oynatmadı. Dünkü maçta oynatmadı solda. Bir dakika abi. Evet, solda, bir dakika. Solda oynatmadı. Bir dakika. Stok var mı? Var. Var. Nani var. Sağda Nani var. Evet. Şimdi bakın. Fenerbahçe için
Para önemli değil derseniz ben 3 sene veya 4 sene önceyi hatırlıyorum. Tabii. Beşiktaş'la Fenerbahçe birbirlerine bir girdiler Mehmet Topuz için. Doğru söylüyorsun. Büyük paralar Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'ye katkısına yıllar içine baktığımız vakit vasatın bile altında. Asla o parayı vasatına. Şimdi lafı nereye geçeceğim? Galatasaray yönetimi cüzi transfer harcamaları ismi çok büyük olmayan futbolcu takviyeleriyle her ne kadar şu anda Galatasaray taraftarının sinirini bozsa bile bana göre Galatasaray'ın ekonomik geleceğini doğru kurtarmak amacıyla doğru doğru yapıyorlar. Kendilerini ya, kutluyorum. Hocam, bak herkes böyle konuşmaz. Ben konuşmaz. Çünkü niye? Binasal 250 milyon doğru dolar borç beyler. 250 yani milyon dolar. Fenerbahçe'nin de borcu var. Ha Fenerbahçe şunu diyebilir. Yarın bir gün sıkışırız. Hisse satarız. İşte Ferit Bey, Ferit Şahin. Hisse satar hocam. Gerekiyor kimseye müdahalede bulunmasına. Borç yiyen kesesindeyim. Hocam Sıfat'ın isim hakkını satıyor. O konu bambaşka. Mesela evet. Fener'i bitirdiniz orada bambaşka konu var. Nedir o? Fener'in isim hakkını yarın kim alıyor? Yarın konuşuruz onu da. Peki, çünkü Galatasaray'ın Beşiktaş taraftarı da bekliyor. Kendileri ilgili yapmış. Bir şey söylemek istiyorum. Bodoski'yle ilgili. Şimdi bizim burada kıyaslama yapmamız gereken iki oyuncu sizin bu ekrana koyduğunuz iki oyuncudur. Mevki itibariyle. Değil mi? Doğrusu bu. Doğrusu budur. Çünkü Van Persie başka bir şey. Hashtag'i de verelim. Van Persie mesela bunlarla kıyas edilmeyecek bir kariyere sahip değil. Aynı fikirdeyim. Bir, yani bu ikisini toplasan... Ama kariyer ayrı, yetenek ayrı. Oraya geleceğim. Mevki olarak da çok... Emre Sergen gibi. Ya mevki olarak da çok alakası yok Van Persie'nin bunlarla. Doğru. Van Persie daha çok klasik santraforda oynar. Aynı zamanda yanında bir santraforla gezici olarak da oynayabilen bir oyuncu. Ki çok da güzel evet, oynuyor öyle. Evet, süper oynuyor onu. Onun için Fernando ile müthiş bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat bu iki oyuncu tamamen çizgi oyuncusu. Yani çizgide oynadığı zaman etkili oyuncular. Doğru. Dolayısıyla bu ikisini kıyasladığımızda yaş olarak herhalde yakınlar birbirlerine. Hani belki evet, bir yaş küçüktür bilmiyorum. İkisi de potansiyeli Rasim'in dediği gibi klası olan oyuncular. Podolski deyip geçmeyelim. Podolski'nin Nani 29 yaşında. Evet. Nani'nin Nani kendisi kızdı ona evet, 28 dedi. 30 yaşında Podolski. Her neyse Podolski de 30 yaşında. 85'li evet. Şunu söyleyelim. Podolski'nin buradaki tek dezavantajı Alman milli takımında gösterdiği üstün performansı hiçbir zaman oynadığı kulüp takımlarında gösteremedi. Dolayısıyla yani Rasim'e yine katılıyorum. Galatasaray Podolski için son şanstır. Patlama. Biraz Hacı'nın durumuna da benzetiyorum. Burada bir patlama yapabilir. Hacı geldiğinde biliyorsun. Evet. Bitikti. O ölüydü, potansiyeli olan ölüydü bir oyuncudur. Müthiş bir sol ayağı sahiptir Podolski. Tabii. Bana göre de Ahmet Hoca doğru söylüyor. Çok katkı sağlayacak Galatasaray'a. Ona evet, katkı sağlasın da zaten. Hani her bütün lig evet, güzel geçsin. Evet. Fakat hani gözlerimle canlı olarak yani defalarca televizyondan izledim maçlarını ama canlı olarak dün Düzce'de seyrettim. Buram buram klas kalite, oyuncu değil buram buram yani, klas kokuyor, kalite kokuyor. Fizik olarak yani da çok iyi. Yani Fenerbahçe tribünlerini o herhalde çizgide evet, oynuyor ya o kanal o tribünleri var evet, ya hop oturtur hep kaldırır. Yani Allah rakip beklere sabır versin. Hocam, müthiş bir çalım ustası. Nani'nin karın kaslarını müthiş gördünüz mü? Vallahi Nani'nin bir ekrana getirsin arkadaşlar. Yani inanılmaz bir fiziği var. İnanılmaz bir fiziği var. Yani fizik olarak da çok iyi, kondisyonu da müthiş bir futbolcu. Evet. Ve çok rahat adam geçiyor. İşte Onur öyle çalımlar atıyor. Görüyorsunuz ya heykel gibi fiziği var. Bakın Mario o Yunan heykelleri var. Mario Gomez'le ilgili fiyat var mı elinizde? Ne kadar veriyormuş? Hemen söyleyeyim. Ertan Süzgün'den aldığım bilgi hemen söyleyeceğim Yasin size. Çok yetenekli oyuncu. 2 milyon çok euro kiralama doğru, bedeli. Bedava yaptınız. Opsiyonlu olarak satın alma opsiyonu da Galatasaray'da olacak. Daha ne olsun hemen 2 milyon euroya. Stuttgart'tan Bayern'e 30 milyon euroya geldi. Bayern'den Fiorentina'ya 15 milyon euroya gitti. Bedava bir para hemen alsınlar. Hemen alsınlar bedava yani lüzum, para. Lüzum evet, yok kulüp batar Ahmet hocam üzülür. Boşver kimse yanmaz. Oyuncuya da ama 3,5 milyon euro teklif edilmiş. Yani yine Mario Gomez'e 3,5 milyon euro hocam yine sizin eleştireceğiniz bir rakam. Yani bak tekrar söylüyorum. Galatasaray Podolski aldı. O senin o Niyasane mi neydi? Omar Niyase. Bunlardan dolayı Galatasaray seyircisi, Galatasaray taraftar asla komplekse girmesin. Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak. Velev ki 0 puan aldın. İyi mi hocam peki? Velev ki diyorsun. İyi mi yani? Seyirciyi biraz seyirciyi düşün lütfen taraftarı beyler, düşün ya. Beyler Türk futbolunun sadece 2 yılı kaldı. Ölüme 2 yıl var. Sonra Yunanistan gibi olacak diyorsun. Ölüme 2 yıl var. Yunanistan da böyleydi. Bize bir şey olmaz. Akşam 10'da tavernalara git. Sabahlara kadar geç. Emeklisi 4000 euro alsın. Pazartesi öğleden sonra çalışmaz. Cuma sabah çalışma veya tam tersi. İşte kapıya Alman, bir gün gelir. Hocam Alman saat 5'te kalkar fabrikaya gider. Yunan saat 5'te i̇şte, kalkar tavernadan eve. Nasıl olsa dişi Türk 450 milyon dolar veriyor. Ya, Yunanistan'da emekli maaşı 4000 euro. Bir şey söyleyeyim size. Öyle Türk öyle başlar seyredeceğiz ki. Paralar kesilecek. Bir Türk takımı sahaya çıktığında ilk 11'inde Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olmayacak. Bu çok önemli değil. Ben o konuda şövalyizm yapmam ama şunu derim.
Fenerbahçe ortalama 8 yabancı ile oynayacak ilk 11'de. Kim oynar? Ben sana söyleyeyim hocam. Sağda Gökhan, solda Caner. Sağ bekte Gökhan ya da Şener oynayacak. Şener çok Türk iyi. Ama, Türk anı. Türk, evet. Caner. Kalede Volkan oynar. %90 ihtimalle seyrettim iki kaleciyi de. Belki Mehmet Topal değil. Volkan oynar. Ben seyrettim. Ben onu söyleyeceğim. Seninle orada Tolgay'ın fikir değilim. Kaleci Volkan'dan daha düşük bir kaleci. Gerçi çok zayıflamış korkudan. Sol bekte hocam Caner oynar. Sana söyleyeyim. Mehmet Topal banko. Geri. Gerisi tamam. Türk yok. Şimdi. Evet. Bu ne demek? Gerekiyor. Asla burada. Bakın asla şunu demiyorum. 4 oyuncu oynayacak. Türk gereksiz manasız böyle bir kafatası milliyetçiliği. Onu demiyorum. Başka bir şey söylüyorum. Fenerbahçe özellikle iç sahada ruhla oynayan bir takımdır. Evet. Bu yabancılar 50 milyonluk Fenerbahçe'nin ruhunu, isteğini, elektriğini alıp bünyelerini hissedip sahaya yansıtabilecekler. Bunları belki ben şu anda beni meczup görebilirsiniz, saçmalıyor görebilirsiniz. Galatasaray bu hüviyetini kaybetmedi. Yine Galatasaray'ın en önemli 5-6 oyuncusu yerli. Kabul edin bunu. Ya hocam haklısın. Doğru söylüyorsun. Bu elektriktir. Hocam. Ben mesela Emre'nin satılmasına bu açıdan itiraz ettim. Emre'yi Türkiye'de en çok eleştirmiş adam benimdir. En çok, en ağır. Hocam. Emre çok yanlışlar yapmıştır ama Emre gelir bazen maçı kurtarır. Hocam. Bunu aynısını Melo için söylüyorum. Hocam Melo demişken hocam Melo'da ülkesinin takımlarına büyük ihtimalle Cruzeiro'yla anlaştığı. Öyle mi? Olmazsa işte Guarin takası Inter'e gideceği. Yani %100 artık Galatasaray'da olmayacağı bilgileri denetlemeye başladı. Aziz Başkan Emre için başladı. Diyor. Evet işte onu söyleyeceğim. Bizim diyor bir tasarımlı hoca. Bu hocam Mehmet abi, Topal. Hoca ne bilir hoca. Abi hayır şunu söyle. Emre bu takımın kaptanı abi, yapma. Hayır. Yapma ben, hocam. Ya, Tolgacım, öyle mi gider ya? Bir kaptan şey, böyle mi gönderilir? Bir şey ama bir şey diyeceğim. Fenerbahçe herkes böyle gitti. Tolga ama yakıştı mı yani? Herkes resmen bir şey söylüyor. Arka tarafına ya ben kengürtü bağlayarak gitti. Fenerbahçe'nin gereği bu. Tolgacım bir şey söyleyeyim. Çocuk her ne yaparsa yapmış olsun. Tolgacım bir şey söyleyeyim. Emre Belezoğlu'nun. Emre nerede? Ersun'a öyle gönderdi. Emre Belezoğlu'nun gidişine senden çok üzüldüm. Emre Belezoğlu neler yaptı? Teknik anlamda yanlış da bulmuşumdur. Futbolcu gözüyle olarak. Gidişine de, gidiş şekline de üzülmüş olabilirim. Yalnız olay şu, çok açık anlattılar. Hocanın bir taktiği var. 4-4-2 oynuyor kesin. Göbek'te iki tane o ön libero'yu Mehmet Topal ya biri. Mehmet Topal'ı çok tutuyor hocam. Gazetelerde bir de diyorlar ya Mehmet Topal'ın yerine adam. Yok, tam tersi. Birinci adamı fikirli. Mehmet Topal hocanın. Mehmet Topal tipinde, fiziğinde bir oyuncu daha istiyordu. O da zaten. Josef de Souza geldi. Evet. Emre ona göre orada dirensiz bir oyuncu. Geri seyretmiş, yani. Görmüş. Anladın mı? Hem ileri gidecek, baskı yapacak, hem dönecek. Geri gelecek. Şimdi Emre'nin yedek kalması mümkün olmayan bir oyuncudur. Bir açık olalım yani. Fenerbahçe'de kenara atacak var. Ve kendisine sportif anlamda idari bir görev teklifi edilmiş. Kal kulübümüzde oynama. Terenoğan'ın yanında sportif direktör ol. İleride hani bu işlerin tamamen sana bırakılmasına diye. Ama devam, idari az para, kadro. Az para. İdari kadro. Para önemli değil. Emre'nin para ihtiyacı var. İhtiyacı var. İdari kadronun içinde ben topu oynayacağım. Nerede para ihtiyacı var? Inter, Newcastle. Emre'ye ver parayı 50 yaşına kadar oynar. O başka bir şey. Para ihtiyacı yok. Yine Fenerbahçe'ye dönmeyelim ya. Sen şimdi bir zenginin parası yurdun çenesini yorar. Biz böyle bir ihtiyacı yok falan filan. Böyle mütevazi yaşayan insan. Hayır, kelimeyi yanlış kullan. Geri alayım. Para için yapmaz. Evet, zaten parası Emre, var. Emre bir iki daha gelsin. Üç daha yok, gelsin. Yok. Emre abi kötü bir para vermeyin. O zaman şimdi Galatasaray'la toparlayalım. Emre'nin de hakkıdır. Başakşehir şimdi. Tamam. Galatasaray'ı toparlayalım. Onun için Galatasaray'ın parası. Şimdi Ahmet Hoca'nın söylediği şeyler daha çok ekonomik anlamda. Galatasaray doğrusunu yapmıştır diyor ama hiç taraftar gözüyle bakmıyor. Şimdi 4. yıldızı takmış, Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıllarda hüsrana uğramış ve farklı mağlubiyetler almış bir Galatasaray takımı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde diyelim Manchester United'lı, Barcelona'lı bir gruba düştü. Sağbekinde Sabri oynayacak abi lütfen yani. İyi çocuk, iyi futbolcu olabilir. Ama maçlar gene böyle kötü skorla bittiği zaman o seyirci işte çıldırıyor. Yeşil ilerlemiş. Yani sakatlandığını çıldırıyor. Yani, sakatlanma ihtimali var. Anlatabiliyor muyum hocam? Dolayısıyla ekonomik anlamda bravo, aferin. Ama kardeşim yani Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray takımının bir tur atlayıp bir şeyler yapmaya alışkın bir camia. Şimdi değil mi? Bu kadroya mahkum etmemek lazım. Peki, onun için hocam, ben biraz ben onun için bu Galatasaray yönetimi Galatasaray, bu taraftar politikasını hiç tasvip etmiyorum. Ben çok tasvip ediyorum. Şunu söylüyorum. Bir takım daha renkli işler yapmalıydı. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Galatasaray Avrupa'da iş yapmalı. Türkiye'de savcılar, İstanbul Emniyet Müdürü, Galatasaray Kulüp Başkanı'nı açıklamaya davet ediyorum. Melo'nun adı bir pırlanta kaçakçılığı.
açılmış bir dosyada geçiyor. Geçiyor mu? Hocam berat etti. Berat etti. Bitti mi, kesin mi? Etti, berat etti. Hatta ben size onunla ilgili... Berat el olmaz, takipsizlik mi aldı? Aynen hocam. Hocam yalnız bir dakika, benim bildiğim... Hocam mahkeme, bir saniye versin, bir söyleyeyim de havada kalmasın. Mahkeme Felipe Melo'nun yüzükleri ve bilekliğinin kendisine iadesine, kalan 49 parça eşyanın yurt dışına çıkarılması koşuluyla sanığa iadesine karar verdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Melo'nun 4 yüzüğü ve 1 bilekliğinin de içinde bulunduğu 2 milyon 406 bin değerindeki 54 ziynet eşyasını bildirimde bulunmadan Türkiye'ye soktuğu gerekçesiyle hakkında kaçakçılıktan dava açılan o aracı kişi Ivo Jorge Suarez Monteiro Alves beraat etti. Yani Melo suçsuz. Hocam benim bildiğim kadarıyla mücevherat mevzuatında zaten kaçak diye bir şey yok. Mesela altın kaçakçılığı diye bir şey diyor. Mücevher kaçakçılığı yani, diye bir şey yok. Türkiye'de şu an bildirmek zorunda mı onu bilmiyorum ama mesela diyelim biz Ahmet Hoca ile gittik, mücevher aldık. Getirip bildirmek şartıyla Türkiye'de vergisi satabiliyorsun. Yani o konuda sıkıntı yok. Şimdi Melo gitti. Peki Galatasaray oyuncu almasın mı hocam? Melo kalibresinde bir oyuncu istemez mi Galatasaray? Galatasaray almasın demiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynayacak o hocam? Almasın demiyorum. 32 yaşındaki bir adama 40 milyon euro bozmasın diyorum. Galatasaray'la Fener arasındaki en büyük fark, Fenerli iş adamları elini taşın altına sokuyor. Galatasaray iş adamları gibi kulübün başına diyelim kulübün niye geleniniz? Diyelim be Galatasaray'ın işte oteli moteli var da evet. Şey yani. Adası başkanı Ünal başkanından bahsediyorum. Ünal'ın yediler işte. Ünal'ın ama Ünal Aysal'ın kabahati şu oldu. Ünal Aysal finansı parayı bunların hepsinden daha iyi bilir. Çok belli. Ama bir süre sonra Fatih Terim olaylarından sonra kimyası bozuldu. Ve kulüp soyuldu sonra biliyorsun. Galatasaray'ı burada noktalayalım. Yarın da yine var programımız. Galatasaray'la ilgili gelişme olursa aktaracağız. Troy'dan alınan sol bek Francis Carroll kampa dahil oldu. Galatasaray bir transfer daha gerçekleştirdi. Şimdi iki sıcak gelişme vereceğiz size. Yine özel haber. Beşiktaş Jutschak'ı Dinamo Moskova'dan Macar futbolcu Jutschak'ı alıyor. Yarım sezon daha sözleşmesi bulunuyor ama futbolcu bonservisini alacak ve Beşiktaş'a gelecek. Beşiktaş yönetiminden aldığımız net bilgi bu. Ve bir müjde verelim Beşiktaş taraftarına. Tabii faydalı olur mu olmaz mı bu tartışılır ama Beşiktaş taraftarı sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş yönetimi Quaresma konusunda da futbolcuyla her konuda anlaştı. Eyvah. 20 Temmuz'da Beşiktaş'a, en geç 20 Temmuz'da Beşiktaş'a katılacak Quaresma. Bu konuyla ilgili Sinan Engin'in de yorumlarını alacağız. Arkadaşlarımız birazdan Sinan Engin'i de yayına bağlayacaklar. Telefon attığımızda olacak eğer müsaitse diyelim ve ben bu konuda Tolga Alpaslan'a hemen dönmek istiyorum. Kovarejman'ın ben gidişini hatırlıyorum. Adama gidiş görüntüleri ki, de var. Adama dediler ki 2 sene fiyatına 3 sene oyna. Adam da kabul etmedi. Ben aynen. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Samet Aybaba hocaydı. Samet Aybaba, Ahmet Nur Çebi, şimdiki sesim. Başkan Sayın Fikret Orman. Dünyaları söylediler. Demediler mi? Otobüste bekliyoruz saatlerce. Otobüse gelmiyor. Kimdir ki o? Şimdi diyor ki Sayın Başkan ahlaklıdır. Biz öyle uygun gördük. Ben anlamadım ki nasıl bir şey. Belki bu adamı gönderen sizsiniz. Taraftarın gönlünü okşamak için de yapılmış olabilir. Bilmem işte ama şimdi bakın orada bir söylediği bir şey var başkan. Başkan diyor ki biz diyor istersek diyor alırız diyor. İşte biz diyor önce Van Persie diyor. Başkan iste ve al. İste ve al, bundan normal ne olabilir? Böyle bir şey olur mu yani? İsterseniz aldırdık, önce biz teklif ettik. Çok ayıp, hiç etik değil. Bravo. Dediğinin altı. Öyle istersek alırdık. Aziz Yıldırım'ınki de yanlış. Öyle bir şey yok. Da yanlış kullandım. He. Aziz Yıldırım'ın hitabeti yanlış olabilir. Tahrik ediyor ama hani kızdırmasınlar. Aziz Başkan ne böyle konuştu veren, canım? Parayı veren düdüğü çalar. O kadar mı? Baba para senin paransa saç savur. Fikret Orman'a asla kızmıyorum. 5 milyon Atınç'tan aldı Milli Piyango. 13 milyon euro Dembaba'yı yolladı Milli Piyango. Doğru. Beşiktaş'ta küçülmek zorunda. Tabii ki o Macar. İddia ediyorum. O Macar'ın ismi burada açıklanana kadar Türk futbolunu seven, futbol severler ve Beşiktaşlar %70'i falan tanımıyor. PS Eindhoven'da falan çok iyi bir açmıştı hocam. Onu sen ama futbolu iyi biliyorsun Onurcuğum. Ya yani hocam evet, bahsettiği şey. Onurcuğum. Tamam, ben de duydum. Evet. Biz de ama Türk futbolunu üstün körü izleyen milyonlarca insan bu Macar oyuncunun geçmişini, geleceğini, şusunu, busunu bilmez. Ben bundan dolayı da Beşiktaş'ı eleştirmiyorum. İyi oyuncu. Quaresma konusunu eleştiririm. Quaresma çok çok yetenek futbolcu ama maalesef Beşiktaş'ta profesyonel ahlak konusunda sınıfta kaldı. Tabii canım. Eğer doğruysa işte o şeyin üzerine idrarını yapması. Falan sen ya. Söyle. Kendileri açıkladılar şey, hocam. Ben, onlar kendi... Ahmet Çebi açıkladı. Ahmet Çebi açıkladı. Fikret Başkan konuştu. Evet. Samet Aybaba neler söyledi? Şimdi bakın bir tek avantajı var. Beşiktaş'ın Şenol Güneş transferini Türkiye'de ilk duyuran.
Çardan biri benim de. Evet. 4-5 ay önce. Güneşin olduğu yerde kimse zıplayamaz. Oraya buraya işeyemez yani. Öyle geleceksin kampta. Kafana göre otobüs kalkmasından 10 dakika sonra otobüse Şenol Güneş tutar kulağında. Hadi yavrum der gönderir. Quaresma'nın alınması doğru mu? Şunu söylerim. Çok güzel bir sözleşme yapın. Sabit parayı az tutun. Fiyat maç başını fazla tutun. Zaten öyle. Çünkü bunu yaparsan yarın bir gün bu böyle yine sağa sola şey yapmaya başladığında kadro dışı bırakırsın, parası kesilir. Şimdi mesela şunları ben kabul etmiyorum. 4 milyon euro banko para, 20 milyon maç başı. 20 bin maç başı. Bu bir maç başını mı yemeye diyor ki? 2 milyon euro ver, 50 bin euro maç başı ver, onu anlarım. Ben Fikret Başkan'ın top çevirdiğini düşünüyorum. Hiç öyle bir şey diyor. Fikret Başkan top çeviriyor. Fener onları yaptı, Galatasaray bunları yaptı. Bize bir şeyler söyleyelim ki hani arada kalmayalım direkten. Quaresma'yı falan geleceğine de inanmıyorum. Bu kadar lafın üstüne getireceklerine de inanmıyorum. Az önce aldığımız bilgi Beşiktaş yönetiminden. PES. Quaresma olayı bitmiş diyorlar. Tabii bir de Sinan Engin'e sormak lazım. Quaresma'nın giriş sürecinde de kendisinin yorumları gerçekten tüm Türkiye tarafından konuşulmuştu. Sinan Engin'i de özledi futbol severler. Sinan Engin, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. İyi yayınlar, ya iyi evet, akşamlar. Quaresma... Sinan, ne öyle arızalı konuşuyorsun? Hayrola, uykudan mı kalktın? Ya hocam soğuk be burası, soğuk biliyor musun? Bayağı soğuk mu? Burası soğuk biliyor musun? Vallahi geldim şimdi işte şamanlık giydim biliyor musun? Daha iyi, biz İstanbul'da yanıyoruz Sinan. Gündüz denize giriyorsun, akşam soğuk, mis gibi. Bayılırım öyle havaya. Neredesiniz şu anda tam olarak? Ayvalık. Sitede bahçedeyim ve... Ayvalık. Soğuk. Ayvalık'ta ve soğuk. Erişte şaman var şu an. Peki aman dikkat edin kendinize. Özledik sizi. Zaten futbol severler de çok özledi. Evet, Quaresma yeniden Beşiktaş'a geliyor sevgili Sinan Engin. Neler diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Ya vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunun geçen sene falan yorumlarını yaptığımızda bunu oynatmadılardı değil mi? Onur, bunun parasını verdiler, oynatmadılar. Ödediler, oynatmadılar. Evet. Bir indirim istenmişti, sözleşmesinin uzatılması istenmişti. Kabul etmedi, oynatmadılar, parasını da verdiler. Yani anlamak mümkün değil. Tamam, Quaresma iyi futbolcu, yetenekli bir oyuncu ama şimdi bak ben o zaman Quaresma oynatılmıyor diye çok inanılmaz derecede ağır eleştiriler yaptım. Yani Quaresma gibi oyuncu var, oynatılmıyor, Gentini oynuyor falan filan demiştim. Türlü türlü de bize tabii tepkiler gelmişti. Yani bugün şimdi Galatasaray'ın işte Podolski'lerinden sonra, Fenerbahçe'nin Nani'lerinden, Van Persie'lerinden sonra Beşiktaş takımı daha önce kovduğu ve havaalanında yanılmıyorsam Serdar Ali ve 3-4 tane de çarşıdan taraftar arkadaşların yolcu ettiğini bugün tekrar Quaresma kurtarıcı olarak, takımın yıldızı olarak pozisyonda, eğer Beşiktaş bunu alıyorsa herhalde bir bildikleri var bizim bilmediğimiz. Yani bizim anlamadığımız, bilmediğimiz bir şey var. Ben buna Şenol Hoca'nın onay vereceğini çok düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, belki düştü yani maliyeti. Çünkü Quaresma bugün yaptığı açıklamada olabilir, isterim. Her teknik direktör ister, ben de isterim dedi. Yani demek ki ikna etmişti onu. Ben şimdi Quaresma bir takım bulsaydı Beşiktaş'a gelmezdi. Demek ki oynadığı takımında durumu iyi değil veya iki misli üç misli para teklif edildi. Tamamıyla Quaresma'nın buraya gelmesi paradır. Başka hiçbir şey değildir. Sinan abi yine bu taraftar baskısı mı? Yani Quaresma'nın gelmesi rasyonel değil, akla uygun değil ama taraftar mı çok istiyor? Nedir sebebi? Ya taraftar istiyor. Tamam, hepimiz istiyoruz. Quaresma gel oynasın. Tamam, ayrı. Ama bu adam parasını verdin, oynatmadan kovdun. Ve iki sene sonra tekrar yaşlanmış olarak geriye alıyorsun. Evet. Üç sene dört sene daha mukavele yapacaksın. Ne kadar oynatacaksın? Nasıl oynayacak? Yani tamam, taraftar heyecanlandırabilirsin ama bu saatten sonra şimdi Quaresma Beşiktaş'ı küçümsemiş. Beşiktaşlı futbolcuları ne skandallar yaptı. Takım arkadaşlarını küçümsemiş burada, yani bir sürü şeyleri vardı. Bahsedip söylemedik. Yani tabii çok fazla takılmamak lazım Quaresma'ya. Quaresma transferi demek ki bizim bilmediğimiz başka şeyleri biliyorlar Quaresma ile ilgili. İnşallah faydalı olur. Hayırlısı olsun ben diyorum Beşiktaş adına. Ama evet, ben şu ortamda Beşiktaş için, yani rakiplerin bu tip transferleri yaptığı dönemde Quaresma'nın ne kadar sağlıklı bir oyun oynayabileceğini, ne kadar bu işe konsantre olabileceğini, Beşiktaşlı futbolcularla ne kadar anlaşabileceğini. Çünkü Beşiktaş futbol takımında şu an onun anlaşamayacağı yapıda oyuncular var. Yani Gökhan Töre olsun, Sosa olsun, bunlar da enteresan oyuncular. Yani anlaşamabilirler yani şey olarak saha içinde. Evet. Yani pas verdin, vermedin, şut attın falan filan diye bir takım şeyler. Yani hayırlısı olsun. Onun dışında önümüzdeki sezon çok renkli bir futbol sezonu olacak. Müthiş transferler var. Yani neden dolayı müthiş? Baktın mı
önemli transferler yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, evet, çok önemli bir transferler yaptı. Van Persie müthiş bir futbolcu, müthiş bir golcü. İşte Nani'ye bakıyorsun, öteki taraftan orta saha solculara bakıyorsun. Fenerbahçe, evet. Şimdi Beşiktaş niye az transfer yaptı? Galatasaray niye az transfer yaptı dediğin zaman Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var. Daha çok oyuncu yolladı. Ondan dolayı, ama yerlerini iyi oyuncular mı aldılar? Evet. Fenerbahçe çok iyi futbolcular transfer etti diyebiliriz. Ben mesela Van Persie'nin büyük bir transfer olduğunu, son yılların en önemli transfer olduğunu düşünüyorum. Nani'nin de büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kolosi'nin iyi transfer olduğunu. Bu biz daha nasıl Ünal Aysal'ı tebrik ettiğimiz zaman Drogba ve Schneider transferinde. Tabii. Ben bugün Fenerbahçe yönetimini bu transferlerinden dolayı tebrik ediyorum. Her şeyden önce biz bir futbol yorumcusuyuz. İyi futbolcuları seyretmek, iyi futbolcuları yorumlamak isteriz. Evet, bu sene iyi futbolcuları seyredeceğiz. İyi futbolcuları yorumluyuz. Bu Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Bu şampiyon olacak anlamında falan gelmez. Yani bu öyle düşünmek lazım. Bu kadroyu kurmak, yönetmek öyle çok kolay değil. Evet. Onun için, ama çok iyi transferler. Peki Sinan Engin. Evet. Sinan Engin, Ahmet Çakar bu Van Persie transferine tam bir rezalet diyor, skandal diyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Şaka yapmadım ya. Şaka yapmadım ya. Sen büyük trollsün kardeşim. Oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Ben de biraz getirmedim. Skandal değil ama hani gereksiz 31 yaşında falan. Ona benzer laflar söylüyorum. Şaka söylüyorum. 32 yaşında. 31. Çıkma. 32 yaşında kardeşim. 32. Peki. 32 yaşında. 35 olsun. 32 yaşında bir adama, bir oyuncuya geçmişi ne kadar iyi olursa olsun Ceman toplamda 30-35-40 milyon euro bozmak iyi bir hareket değildir diyorum. Sinan Engin ne diyor? Şöyle, Sinan Engin'i bir dinleyelim çünkü çok az. 2 dakikamız kaldı sevgili Sinan Engin. Arkadaşlar, şimdi Drogba'yı aldığı zaman hatırlayın. Aynısı Drogba'yı Galatasaray'a yolladı, yaşlı denildi. Drogba yolladı, Drogba gitti, Chelsea'de oynadı. Bravo, bravo. Yani, şampiyonluk yaşadı. Bakın Van Persie falan, Van Persie, Nani olsun, bunlar profesyonel olarak ciddi oyuncular. Yani ciddi profesyoneller. Yani öyle kalkıp da buraya ense yapmaya gelecek oyuncular değil. Ben hocaya bu konuda çok fazla katılmıyorum ama Fenerbahçe'yi ben tebrik ediyorum. Evet. Bana bir şey söyleyeyim hocam. Allah çarpsın, buz gibi diyorum. Şu an 3 yaşam onunla oturuyorum. Evet. Zaten üşütme. Kıbrıs'ta bir şey olmadıysa Sinan Engin'e... Sinan sen bize lazımsın kardeşim. Sağ salim dön memlekete. Birazdan da şeyi bekliyoruz hocam. Beyaz futbol tatilini bekliyoruz. Evet, hadi o zaman beyaz futbol tatiline geçelim yavaş yavaş. Evet. Sinan Engin, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Yarın yine görüşeceğiz inşallah. Evet, tabii süremizi de doldurduk sevgili seyirciler. Yarın yine saat 22'de Beyaz Transfer'de sizlerle birlikte olacağız yine bu kadroyla. Ben Ahmet Çakar'a, Abdülkerim Durmaz'a, Rasim Ozan'a, Tolga Alparslan'a çok teşekkür ediyorum. Şey çok kısa. Çok lütfen. kısa. Ben bir mesaj vermek istiyorum. Çok dün, kısa, dün Topuk Yaylası'nda Mehmet Topal kardeşim, futbolcumuz Mehmet Topal, üstümdeki gömleğimi çok beğenmişti. Ben de çok beğendim. Sen de çok beğendin. Aynı gömlekten Mehmet Topal aldım, sana göndereceğim kardeşim. Evet, peki. Allah. Evet sevgili seyirciler, şimdi biz programı kapatıyoruz ama Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Beyaz Futbol Tatilde programında Arda forması, dört büyüklerin forması, sorulara vereceğiniz doğru cevaplarla sizin olacak. Ahmet Çakar'ın takımıyla Sinan Engin'in takımı futbol maçı yaptı. Bakalım kim kazandı? Biz Arda de şimdi kim kazandı? Sence kim kazandı? Ben söylemem. He? İzleyip görsün. Arda Turan forması verdi. Evet, Arda Turan forması. Çok önemli. Arda Turan forması. Vallahi. Aynen. Soruyu Ertem Şener @@ErtemŞener hashtag ile Ertem Şener'i takip edin. Size soruyu soracak. Doğru cevap veren kişilere bu formaları hediye edeceğiz sevgili seyirciler. Soruyu programın içinde Ertem Şener'in Twitter adresinden duyuracağız. Evet, tamam. Ertem Şener'in Twitter adresinden soru sorulacak. Soru sizinle ilgili. Yine bir ipucu vereyim de hocam. İzleyip görsünler. Biz programı noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın saat 22'de tekrar aynı kadro karşınızda olacağız. Haydi şimdi Beyaz Futbol tatildeyiz. Nur süperdin be. Hocam.